Hoş geldiniz acılarım, hoş geldiniz. Bakın çok güzel bir müsabaka hazırladım ben sizlere. Bu tarafta flaşlar var, yüksek hızlı flaşlar. Kurşunda burşunda daha hızlı gidiyorlar. Süpermen'le hızla yarışıyorlar. Bu tarafta da galaksinin koruyucularından yeşil yemyeşil Drax var. Elinde ney var hançeriyle beraber flaşın hızına karşı koyabilecek mi dersiniz? Birazdan öğreneceğiz ama öğrenmeden evvel her zaman yaptığımızı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Like tuşunu yerinden çıkartıp tekrar yapıştırıyoruz. Abone oluyoruz. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra ben de bu efsane maçı sizler için başlatıyorum. Bismillah. Haydi bakalım kumların üzerinde birbirlerine girsinler derken var ya flash arkadaş bu ne hızdır. Ana aralarına karıştı şuna baksanıza. Yeşillerle kırmızılar birbirinin arasına karıştı. Yahu nedir bu iş arkadaş ya bu ne hızdır ya nereye yetişiyorsun? Flash yani tabakhaneye şey mi yetiştiriyorsun ya Allah'ım yarabbim flash bu senin yaptığın iş değil ya. Direkt aralarına karıştı ya Drax'ın. Yani Drax diye söylemek daha doğrudur arkadaşlar. Drax diye söylenmez. İngilizce telaffuzumuzu da düzeltmeye çalışacağız tabii. Yani şöyle oldu arkadaşlar. 250 tane flash koydum. Karşısına 1000 tane Drax koydum. Ancak birbirini dengeleyebilir diye. Ama yok arkadaş flashlar o kadar sağlam ki vallahi vurduğunu indiriyor. Yani daha doğrusu vurmuyor içinden geçiyor. Şöyle baksanıza. Ama o tık 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 dikiş makinesi gibi vallahi hiç affetmiyor. Tık 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 vuruyor. Yalnız bu sefer Drax'lar biraz müsabakada kendi lehine çevirmiş gibi durumu. Şöyle bir bakalım. Evet. Bu sefer Drax'lar aldı gibi. Ama arkadaşlar size şu kadarını söyleyeyim. Flash'tan bir 50 tane daha koysaydık var ya Drax'ları hallaç pabuğu gibi atarlardı. Tepe taklak yaparlardı. Şimdi sayıca biraz fazla oldukları için aslında Drax'da sağlam. Ama Flash'lar da yazık ki bu maçta kaybetti. Ama dediğim gibi bir 50 tane daha olsaydı durum çok daha değişik olurdu. Siz flash aldı gibi düşünün. Zaten bine bin yapsak var ya 3 saniye falan sürüyor maç. Anında yemyeşil ediyorlar karşı tarafı. Yoksa morartıyorlar mı deseydim. Neyse şimdi madem bu oyunda bu şekilde Drax kazandı o zaman bir sonraki başta bakalım Drax kiminle kapışacak. Siz şimdi bir yere ayrılmıyorsunuz. Ben birazdan burada olacağım şimdilik. Hoşçakalın canlarım. Tekrar hoş geldiniz canlarım merhaba evet şimdi başka bir başta yeniden karşınızdayım burada çok sevimli Groot'ları koyayım dedim baby Groot bebek Groot'lar Groot diyorlardı ya Groot dili de varmış ay sevimli ağaçlar sevimli odunlar odunun sevimlisi olur mu bilmiyorum kafalarında da çimeller bitmiş bu tarafta da Drax var az evvelki maçın kazananı Flash'ı parça pincik çiğnem çitlek yaptı ama 200'e bindi yoksa Flash var ya bunun suyuna batardı ben de aynısını Drax'a yaptım sen dedim Drax 200 kişi ol baby Groot'lar 1000 kişi olsun bakalım az evvelki başarıyı gösterebilecek mi dedim isterseniz şimdi hemen başlayalım baby Groot'ların şu sevimli su atlarını görerek başlayalım. İçimiz ısınsın komik komik. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Canlarım hadi baby Groot'lar. Ben sizi tutuyorum. Ay ok fırlatıyorlar. Tahtadan oklar fırlatıyorlar Drax'leri ama Drax'lerin ellerindeki o öyle kaba gibi hançer gibi şey çok güçlü. Bizim zavallı baby Groot'lar ya mahvoldular. Bak onları var ya yemin ediyorum küçük küçük odun parçalarını ayırdılar ya. Ya ama bu haksızlık değil mi? Siz bilmezsiniz çocuklar bizim zamanımızda bizim çocukluğumuzda yani bundan 20-30 sene evvel. Çok tatlı bir karakter vardı. İsmi Calimero'ydu. Calimero şimdiki Pikachu'ya çok benzerdi. Sizin sevdiğiniz Pikachu'ya. Calimero şöyle derdi. Ama bu haksızlık değil mi? Çok şekerdi. Bayılırdık ona. Calimero'ya hep haksızlık yapardı. Herkes haksızlık yapardı ama o da böyle mutsuzluğunu belirtirdi. Bu kedi böyle kafasında daha tam yumurtadan çıkamamış bir halde. Yumurta parçası vardı. Öyle yaşardı. Canım benim çok tatlıydı şimdi bana. Bu sevimli şeyler o Calimero'yu hatırlattı. Pikachu'lu Calimero. Şimdi Günka istemişti bunu. Hatta Flash'la Drax videosunu Günka istemişti.
onun isteğini kırmayalım dedik. Böyle bir de değişik çeşni yapalım dedik. Yani böyle araya bir şeyler katalım dedik. Biliyorsunuz ikisi de Groot da yani babysi de büyüğü de Guardians of the Galaxy. Yani galaksinin koruyucularından sağlam iki karakter aslında birlikte mücadele ediyorlar kötülere karşı. Ama bu maçta karşı karşıya verelim dedik onları. Bakalım kim alacak, ne yapacak, ne edecek. Allah oklar fırlıyor ama hiç. Ben burada var ya bir Drax düştü mü sanmıyorum. Ne yazık ki bizim baby Groot'lar. Ay canlarım benim. Yazık olmuş onlara. Baksanıza. Ay kıyamam ben onlara. Ve bitti. Drax kazandı. Ne yapalım? Drax'i o zaman başka biriyle kapıştıracağız. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki başta görüşeceğiz yani arkadaşlar. Demek oleyo bu. Sizi çok seviyorum. Bir yere ayrılmayın. Bugün bir sürü maç yapacağız. Aynı videoda bir sürü maç. Bir video alıp gitmiyorsunuz. Bir sürü video alıp gidiyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Yürüşüp durun. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, yeniden birlikteyiz. Az evvel Drax Baby Groot'ları kıtır kıtır yaptı, marangozhaneden geçirdi. Ama o da gitti, hemen yetiştirdi haberi kime? Büyük abisiyle asıl Groot'lar geldi. Yalnız Groot'la bu Drax arasında bir ağız dalaşı oldu. İsterseniz bir kulak verelim bakalım ne diyor Groot'lar. I am Groot. Ne dedin abi? Ben Groot'um dedim. Ben Groot'um dedim. Tamam abi, zaten biliyoruz. Beraber savaşıyoruz ya aynı ekipte. Onu biliyorum da az evvel bizim küçük kardeşi ufak etmişsiniz. Ne olacak? Delikanlıya yakışıyor mu Drax? Ya abi kusura bakma. Yani bu savaştır. Yani video oyunudur. Ne yapalım? Yani gerçekte birlikte... Sus lan. Sus. Konuşma. Şimdi ben sana göstereceğim küçücük çocuğa dalmanın ne demek olduğunu. Sen... Ufacık çocuğa saldırıyorsun o kadar güçlü ekiple. Ondan sonra haberi bana ulaşmayacak mı sandın Drax? Ya abi çok çok özür dilerim ya. Ben yani ben tam olarak bilmiyordum. Yani sempatik abi o şekilde ayarladı maçı. Yani benim yapabilecek bir şey yok mu? Sus be sus. I am Groot. Şimdi sana göstereceğim gününü. Abi yapmasaydın yapmasaydın. Ya arkadaşlar bakın görüyorsunuz aralarında büyük bir ağız dalaşı var. Madem öyle az evvelki kardeşinin öcünü alsın. Gerçek Groot, büyük Groot. Haydi bismillah başlasın. Hadi bakalım Drax. Çok artistik yapıyordum Baby Groot'lara. Bakalım sonucun ne olacak? Göreceğiz, göreceğiz canım. Bu büyük Groot'lar seni Groot atacak, Groot atacak. Seni Groot'up atacak, Groot'up atacak var ya. Yani kışlıklara arasına sokacak seni. Oraya yapacak kışın diyecek seni. Ya öyle sen küçücük çocuğa toplanıp mahallede artistik yaparsan abisini çağırırlar hemen. Abisi geldi işte. Yani olmaz. Öyle küçük çocuklara asla... Zarar vermeyiz, zulmetmeyiz. Asla onları severiz, onları koruruz. Bunları unutmuyoruz. Evet. Bu arada derslere hiç çalışıyor musunuz? Bir şeyde yazdığınız yok yani. Paso oyun oynuyorsunuz, ne bileyim video izliyorsunuz falan. Ne iş? Bakın bir sürü sınavlar falan geliyor. Çalışıyorsunuzdur umarım. Çünkü büyük yaz tatilini hak etmeniz için çok ders çalışmanız lazım. Çok başarılı olacaksınız ki ondan sonra bir rahat olun. Oh çok şükür derslerimde başarılıyım. Oh yaz tatili de geldi. Allah videolar gelecek. Sempatik abiden kendimizle oyunlar oynayacağız beraber falan diyeceksiniz. Yani onun keyfi çok güzeldir. Çok başarılı olduktan sonra uzun upuzun yaz tatili çok keyiflidir. Evet. Grupları görüyorsunuz arkadaşlar. Az evvel küçük kardeşine dayılık yapan Drax'i dümdüz ettiler. Bakın nasılmış yeşiller. Ya öyle adamı yastık yorgan yaparlar yani. Ya artistik yapmayacaksın küçük kardeşlere. Onları korumak için abisi gelebilir yani. Evet ve geldi ve Drax'i dümdüz etti. Ya, Drax alttan almaya falan çalıştı az evvel duydunuz. Yani abi kusura bakma falan bilmem ne dedi ama büyük Groot kardeşinin şeyini alıyor. Öcünü alıyor. Onu söyleyeyim yani. Vallahi var ya odun da vurdu mu? Yani böyle ağaç kütük vurdu mu? Ayağının altına bakar mısınız? Abbeu! Galas galas var ya. Vurdu mu indiriyor? Vurdu mu indiriyor? Bakınız döktüler burada bayağı bir. Kıpkırmızı oldu. Aha burada da sarmışlar. Sen ne artistik yapıyorsun benim kardeşime der gibi Groot. Ama genelde Grootça'da şu kelimeler kullanılır. I am Groot. Yani sadece bunlar kullanılıyor. Drax de çok hoş ses tonuyla filmde izlemişseniz bilmiyorum. Sessiz kalmayı, böyle çok sessiz konuşmayı seviyor. Evet, ben yaptım. Doğrusu bu yaptığımdan da pişman değilim.
gibi konuşmayı tercih ediyor. Çok enteresan iki karakter. Marvel'ın en sevdiğim karakterlerinden Guardians of Galaxy'de. Efendim bu harika maçı bize sundular, sağ olsunlar. Eksik olmasınlar Draxler, ne yazık ki. Çok kötü durumdalar yani, yerle yeksan olma halindeler. Yazık oldu onlara ya, küçük kardeşine artistik yaparsan sonuçları böyle olur. Yani boş yapma Drax, boş yapma, doldururlar. Bak arayı aldılar arkadaşlar. Abo, var ya burası orman gibi oldu. Yani yemin ediyorum bu kadar çok Groot olunca tabii ormana dönüştü burası. Orman gibi oldu, ormanın arasında yalnız kaldı Drax'ler. Baksanıza arkadaşlar, dekmeyi dokadı yediler yemin ediyorum. Yatırdılar hepsini var ya Grootlar. Evet, çok güzel maç oldu ve galiba sonda geliyoruz. Bakıyoruz güneşe. Oo, güneş batmak üzere. Evet ve sonda geldik. Çok az Drax kaldı ve bitti. Evet arkadaşlar. Evet, bu başta böyleydi. Sizi çok seviyorum. Başka oyunları birlikte oynama şansını elde etmek için abone olun. Zili açmayı unutmayın ve efendim ne yapıyoruz? Like'ları da patlatın. Sempatik abi tayfasına katılın, bize destek olun. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.